Tesadüflere dayanan başarı gökkuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Bilim alanında çalışan insanların önünde her daim iki büyük seçenek olmuştur. Akademik çalışmalara devam etmek, gelecekte insanoğlunun hayat kalitesini artıracak çalışmalar yapacak öğrenciler yetiştirip mezun etmek ya da bu yükü kendisi üstlenerek uzman olduğu endüstride çalışmak. Bununla birlikte bir de bu seçeneklerin her ikisinin sorumluluğunu birden üstlenen akademik hayat ve özel sektör işbirliğinin en verimli örneklerinden biri olan sıra dışı insanlar vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği öğrenimi gördükten sonra geldiği Michigan Üniversitesi ve onunla ilişkili kurum ve şirketlerle yürüttüğü çalışmalar dikkate alındığında Bahadır İnöz'ü bu sıra dışı insanların öncüleri arasında sayılmayı fazlasıyla hak ediyor. 1960 İstanbul doğumlu olan Bahadır İnöz'ü Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra makine mühendisliği öğrenimi görmeye karar vermesini yine makine mühendisi olan babasından etkilenmiş olmasına bağlıyor. Babam Anadolu çıkartan ekibin başındaydı. Hatta bizim ilk prototip Anadolu'da biz kullanıyorduk. Onun mühendislikte birkaç patenti de vardı, Oğuz İnöz'ü. Ve onun bu konudaki başarıları beni çok etkiledi makine mühendisliğine girme konusunda. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. Tabii 25 yıl arayla aynı okuldan mezun olmanın verdiği bir heyecan da olmadı dersem yalan olur. Beni babamın başarıları yanında o sıralarda en fazla makine mühendisi aranıyor ilanı olmasının da bir etkisi olmadı değil. Daha sonra hayatımı değiştiren bir gelişme oldu 1980 yılında. Yine bir yaz stajımı Mithatpaşa gemisinde yaptım. Makine dairesinde. Ve İstanbul'dan Hamburg ve Bremen'e gittik. Ve o 3 aylık staj sırasında makine dairesindeki makinelerin neredeyse tamamı bozuldu. Hatta ciddi bir yangın tehlikesi de geçirdik. Bu makinelerin bu kadar sık bozulmaları ve onun sonunda ortaya çıkan riskler ve de tabii ki geminin seferinin gecikmeleri olayı beni çok etkiledi. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra, lisansı bitirdikten sonra Michigan Üniversitesi'ne geldim 1984 yılında. Ve o konuda master ve doktora yapmaya başladım. Gemi makineleri mühendisliği konusunda, gemi makinelerinin güvenilirliği ve bakım tutumu konusunda. Amerika'ya gelme fikri ilk kez üniversiteden sonra yaptığı staj sırasında düşmüş aklına Bahadır İnöz'ünün. Amerika hayali ilk defa Mithatpaşa gemisinde geldi. Hatta Biscay Körfezi'nden gelirken güverteden Amerika'ya doğru baktığımı hatırlıyorum. Amerika hayali o sıralarda ilk defa ortaya çıktı. Yani lise yıllarında Amerika'ya gitme merakım yoktu aslında. Fakat üniversitede bir kısım arkadaşımız burs alıp gittikleri zaman onlarla olan yazışmalarımız da beni biraz etkiledi diyebilirim. Hatta tesadüf benim ilk burs aldığım zaman Almanya'da doktora yapmam için burs verilmişti. Daha sonra ben Amerika'ya çevrilmesi için girişimde bulundum ve Amerika'ya çevrildi. İlk ayak bastığım ülkelerden birisiydi Almanya. Orada
çalışan orada eğitim gören arkadaşlarımızla da konuştuğum zaman ve de Amerika'da eğitim yapan arkadaşlarımızla da konuştuğum zaman Amerika'da çok daha etkin çalışabileceğimi hissettim. Amerika'da birçok üniversitede ilk 2 yıl, 3 yıl hatta ana çalışma konunuzu seçme zorunluluğunuz yok. Sosyal konulara çok ağırlık veriliyor. İTÜ'deyken bizim genel makine programının sadece 2-3 tane sosyal dersi vardı. Bizde ise Amerika'da ilk 2-3 yıl sadece sosyal programlar var. Tabii şu anda Türkiye'de de oldukça değişti benim zamanıma göre ama Amerika'daki sistem çok etkiledi beni. Eğer danışmanlık yapmak istiyorsanız sistem önünüzü açıyor burada. Hatta bir sürü üniversite bunu teşvik ediyor. Türkiye'de geçen öğrencilik ve staj yılları ardından 1983 yılında Amerika'ya gelen Bahadır İnözü, makine mühendisliği öğrenimine devam etmiş. Long Island Üniversitesi'nde dil eğitimi gördükten sonra Ann Arbor'a geldim ve 6 yıl orada lisansüstü çalışmalarda bulundum. Ve 1990 yılında New Orleans Üniversitesi'nin gemi inşaatı ve makineleri bölümüne geldim. Ve 15 yıl süren bir akademik hayatım oldu. Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra üniversitede kalmak ya da sektörel çalışmalara kanalize olmak arasında kalan Bahadır İnözü, akademik hayatı seçmiş olsa da üniversite endüstri işbirliğini hayata geçirmek için çalışmalar yapmayı da ihmal etmemiş. Akademik hayat özellikle yeni yeni ürünleri geliştirmek, mühendislik konusunda yeni yeni ufuklar açmak beni oldukça heyecanlandırdı açıkçası. Ve orada tabii kritik bir karar vermek gerekiyordu. Çünkü doktorayı bitirdikten sonra endüstriye dönme imkanı da var. Akademik hayatta devam etme imkanı da var. Akademik hayatın atmosferi beni çok etkiledi. Michigan Üniversitesi Amerika'nın en gelişmiş, en önemli üniversitelerinden birisi ve oradaki atmosfer bende çok etkili oldu. Yani akademik hayattan daha büyük tad alacağımı düşündüm. O sıralarda bizim üniversitede Amerikan donanmasının fonlarıyla kurulmuş bir araştırma merkezi vardı. Ve Northrop Grumman şirketinin de desteğiyle beraber ilk kez askeri gemi dizaynında ve üretiminde süreç iyileştirme konusunda bu yalın ve altı sigma metodlarının entegre edildiği bir uygulamayı hayata geçirdik. Bu projenin şartlarından bir tanesi de teknoloji transferi şartıydı. Bu üniversite projeleri genellikle ticari hale gelmekte çok sıkıntı çekiyorlar. Hatta Amerika'da ona ölüm vadisi derler. Çok emekler verilir, çok iyi ürünler çıkartılır fakat onun ticari hale gelmesi çok ama çok zor bir iştir. 2005 yılında şirketimizi kuralı bir yıl olmuştu ve ben Amerika'da çok sık olan şeylerden birisi üniversite hocalarının %50 üniversitede, %50 de endüstride çalışmasına imkan sağlayan yapıları desteklemeleri. Ki biliyorsunuz Silikon Vadisi bu tip hocaların emekleri sonunda ortaya çıkmış bir proje ve bizim de dekan Berkeley Üniversitesi'nden mezun bir dekandı ve çok destek oldu bize ve bizim üniversitede bu tip bir şirket kurulma olayı ilk defa oluyordu. Ben dekanda pazarlık yapmıştım. %50 üniversite ve danışmanlık işini ayırmakla ilgili. Fakat o pazarlıktan bir hafta sonra Katrina kasırgası geldi ve şehir sular altında kaldı, evlerimiz sular altında kaldı, üniversitemiz sular altında kaldı. Ve o sırada da bizi çok büyük bir projeye davet ettiler. Askeri uçakların bakım tutumu ile ilgili dünyanın en büyük tedarik zincirinin çok daha verimli çalıştırılabilmesi ile ilgili. Yüz binlerce insanın hayatını alt üst eden Katrina kasırgası sonrası yaşadıkları şoku atlatmalarının birkaç ay sürdüğünü anlatan Bahadır İnözü, bu durumdan üstlendikleri önemli projeye yoğunlaşıp çok çalışarak çıktıklarını söylüyor. Ve bir 3 ay bir sarsıntı geçirdik. Fakat o 3 aydan sonra toparlandık ve tabii bu aldığımız çok büyük bir fon
idi bu proje. 5 yıllık falan bir proje. Ve o destek bizi bir sonraki adıma itti diyeyim. Ve bir noktada da denizcilik sektöründen havacılık sektörüne geçmemizde çok büyük etkisi oldu. Bu kısıtlar teorisi diye bir metod var. Bunun yalın altı sigma metoduyla entegre bir şekilde uygulamasını istiyordu askeri havacılık bölümü. Ve o bizim hayatımızı değiştirdi. Tabii çok da çalışmamız gerekti. Yani 2006 yılında ben yılın 240 günü seyahatteydim. Amerikan hükümetinin, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin hava gücü bünyesindeki uçakların ve helikopterlerin bakım, onarım ve tutum ihtiyacını karşılamak üzere Bahadır İnözü ve şirketini tercih etmesinin ardındaki hikaye de oldukça dikkat çekici. Burada da değerli akademik çalışmalarının katkısı olduğunu söylüyor Bahadır İnözü. Bu Northrop Grumman şirketinin derslerini biz verirken Northrop Grumman projeleri hem müşterileri davet etmeye başladı hem de tedarikçileri davet etmeye başladı ve bizim sınıfımıza o şirketlerden katılımcılar oldu. Ve bunlardan bir tanesi bizim metodumuzu çok beğendi ve onlar bizi davet ettiler bu projeye. Ekip olarak girelim. Bizim yalın konusunda tecrübemiz var. Siz en iyi metodolojileri bir araya getirmeyi çok iyi biliyorsunuz. Entegrasyonu çok iyi biliyorsunuz diye onlar davet ettiler. Ve 3 ayrı şirket olarak bu büyük projenin altına girdik. Ve çok önemli başarılar kaydettik. Özellikle uçak bakım tutumu ile ilgili konularda. Bu aslında hava kuvvetleri değil, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait uçaklarda, uçak gemilerindeki uçakların bakım tutumu ile ilgili bir projeydi. Ve buradaki uygulamaları daha sonra tesadüf ilk defa Türkiye'deki İzmir'deki Kent Hastanesi'nde biz uygulayarak sağlık sektörünün kapısını açtık. Ve şu anda da aslında en büyük uygulamalarımız sağlık sektöründe. Ve burada büyük resme bakarak çok kısıtlı olan süreç iyileştirme imkanlarını nereye odaklarsak en iyi sonuç alabiliriz ona baktık. Biz dogmatik yaklaşmıyoruz. Tek bir metot çıkmış sürekli olarak o metoda bağımlı kalmak yerine sürekli yeni çıkan metodolojileri ve teknolojileri yakından takip ederek en iyi yönlerini katıyoruz. Yeni yeni metodlar, yeni yeni teknolojiler icat ediliyor ve onları çok iyi bir şekilde harmanlayarak en uygun aracı seçmeye çalışıyoruz. O yüzden problemin tipine göre en etkili aracı bulmak ve bu sürekli olarak gelişen teknoloji eşliğinde sürekli olarak çalıştığımız bir konu. Şu anda bu büyük veri, big data dedikleri konu her yerde konuşulan bir konu ve yeni teknolojiler bizim bu verileri çok daha efektif olarak kullanmamızı sağlıyor. O yüzden şirketimizin adı The New Edge, yani en ileri uç demek. Sürekli olarak daha ileriye, daha ileriye gitmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları çok yakından dinleyerek üstüne odaklanmazsak sonuç alamıyoruz. Bize sordukları zaman sizi farklı kılan şeylerden birisi, biz bir de çok iyi dinleyici olduğumuzu söylüyoruz. Ben dinleme olayının bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani 2-3 sene öncesine kadar. İhtiyaçları çok iyi dinleyip onlara en uygun sonuçları yaratabilmek çok kritik başarılar sağladı bize. Aslında ufak ufak proje destekleriyle başladık ve netice aldıkça daha büyük, daha büyük proje fonlarını bize vermeye başladılar. Kendinizi ispatladıkça, iyi işler çıkardıkça buradaki sistem sizin büyümenizi mümkün kılıyor. Tabii çok dikkatli çalışmak gerekiyor. Çok başlarda çok yorulduk. Yani günde 18-19 saat çalıştığımız zamanlar oldu. Ama iyi sonuç aldıkça yeni yeni müşterileri çekebiliyorsunuz. Ki bir noktada onlar bize gelmeye başladılar zaten. Ve burada çok iyi iş yapan, özellikle küçük şirketleri çok
destekliyor federal hükümet. Ve çok iyi proje yapanlar için özel davet programları var. Şu anda bizim her gün 5-6 tane projeye özel davet geliyor bize. Ama bu kolay olmadı tabii ki. İlk 5-6 yıldaki başarılarımız bunda etkili oldu. Üniversiteyle bağlantılı olarak kurdukları şirkette üniversitenin katılımını ve etkisini sorduğumuzda Bahadır İnözü'nün cevabı, üniversite özel sektör ilişkisinin doğasına yönelik önemli verilerle örülü olarak geldi. Enteresandır. Bu bizim ikinci girişimimizdi. İlk girişimimizde üniversiteyle ortak olarak geliştirdiğimiz bir yazılım vardı güvenilirlik üzerine. Ve oradaki teknoloji transferi işini dışarıdan bir arkadaş üstüne almıştı ve orada istenilen sonuca ulaşamamıştık. Tabii ki biz üniversitenin bize verdiği destek sebebiyle üniversitede burslar falan veriyorduk ama bizi tamamen bağımsız bıraktılar. Yani üniversitenin yönetimde direkt olarak şirketin yönetiminde bir etkisi yok. Olmadı ve büyümesinde ama destek oldular. Hatta üniversitedeki hocalarımızın bir kısmı bizim danışma kurulumuzda görev aldılar. Bize destek verdiler ve özellikle çevremizin genişlemesinde çok etkili oldular. İlk başladığımız noktadan itibaren sorarsak yani ilk bir yıl, birinci yıl geliriyle şu andaki geliri karşılaştırdığımız zaman 28 katı falan olduğumuz zamanlarda oldu. Tabii iş dünyasındaki ekonomideki çalkantılara göre arada bir inişler çıkışlar oluyor. Burada tabii girişimci arkadaşların o inişli çıkışlı hayata hazır olmaları lazım. Bu Luna Park'taki inişli çıkışlı gidişler gibi eğer onu kaldıracak cesaretiniz yoksa zaten girmemek lazım. Projelerin hayata geçirilmesinde kullandığı yöntemlerin ilham kaynağı ise hayli ilginç. Aslında Amaç adlı bir kitap. Bir kitap okudum, hayatım değişti derler. Benim hayatımı değiştiren bir kitap ki o tarihten beri yaptığımız uygulamaların temelinde her zaman kısıtlar yönetiminin mutlaka bir temel taşı var. Bunu şu anda biz projeleri hızlandırmakta kullanıyoruz. Tedarik zincirlerini hızlandırmakta kullanıyoruz. Kamu sektöründe kullanıyoruz. Şu anda Utah valisiyle bir proje yapıyoruz. Utah valisi vergileri %25 azaltacağım vaadiyle seçilmiş bir vaat. Ve bunu süreçleri çok daha verimli hale getirerek ve de israfı ortadan kaldırarak başaracağım vaadiyle çıkmış bir vali. Ve orada çok büyük başarı hikayelerimiz var. Ve geçen sene ilk defa Türkiye'de de ofis açtıktan sonra bir yıl boyunca 10 saat dilimi arasında gidip gelmemi gerektiren bir dönem oldu. Fakat hakikaten tarih yazan sonuçlar elde etmeye başladık. Burada büyük resme odaklanmak çok faydalı oldu bizim için. Can alıcı nokta nerede? Ana sinir merkezleri nerede? Bu Aşil'in topuğu diye bir konu vardır biliyorsunuz. Sistemlerin en zayıf halkasını bulup ona odaklanmazsanız diğer yerlerde yaptığınız iyileştirmeler lokal iyileştirme yaratıyor. Büyük resimde faydası olmuyor. Bu bizi çok farklılaştırdı. Ve bu konuda çok değişik sektörlerde uygulama yapma imkanı bulduk. Askeri havacılıkta çok iyi sonuç aldıktan sonra bunu sağlık sektörüne uygulamaya başladık. Bahadır İnözü'nün genç mühendislere ve genç girişimlere söyleyecekleri, onlarca yılda biriken tecrübenin süzgecinden geçerek geliyor. O sebeple kulak vermekte fayda var. Şimdi tabii akademik konuda mümkün olduğu kadar en ileri gelişmeleri takip etmek çok önemli. Fakat ticari hayata atılacaklarsa şayet özellikle bu networking dediğimiz konuya çok önem vermeleri gerekiyor. İlişkiler çok önemli. Yani bir noktada satış olayı çok kritik. Çok iyi bir ürününüz olabilir fakat bunun satışını iyi yapamazsanız çok iyi bir ürün de olsa başarılı olamıyorsunuz. Ve satış olayı da ilişkilere çok bağlı. Yani ilişki geliştirmek çok kritik bir olay. Mümkün olduğu kadar bu tip
ilişkileri geliştirecek toplantılara gitmeleri, aynı zamanda da tabii ekip çalışmasını öğrenmeleri, ekip olarak çalışmayı, takım olarak çalışmayı öğrenmeleri çok önemli. Yani benim bu işe girerken iyi olduğum noktaları biliyordum ama sadece benim iyi olduğum noktalarla başarılı olamayacağımızı da biliyordum. Sürekli olarak değişime ayak uydurmak gerekiyor. Onun için de sürekli olarak ihtiyaçları takip etmek gerekiyor, teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Fakat onu iyi yönetebiliyorsanız, özellikle bu global dünyada her yerde başarılı olmak mümkün. Böylesine yoğun bir akademik çalışma ve iş hayatının koşuşturması sırasında maruz kaldığı yoğun stresten kurtulmak için oldukça rahatlatıcı ama aynı zamanda yine yaratıcı bir uğraş edinmiş kendisine Bahadır İnözü. Benim en büyük hobilerimden birisi fotoğrafçılık. Filmcilik de çok ilgimi çekiyor. Fakat bugünlerde yeni bateri çalmaya başladım. Ben daha ufakken sehpaları çalarmışım müzik çaldığı zaman. Onun üzerine bir gün babam darbuka getirdi eve, al bunu çalmaya başla dedi. Ve içimden doğal olarak çalabilir hale geldim. Fakat bu Oscar'a aday olan Whiplash filmini gördükten sonra bu işin dedim nasıl yapıldığını öğreneyim ve burada bir hoca buldum. Çok daha sistematik bir çalışma gerektiriyor ve çok sık pratik yapmaya gerektiren bir konu. Fakat hakikaten beni rahatlatıyor. Relax olmamı sağlıyor. Fakat bir yandan da içimden gelen bir şey herhalde. Bu tempo olayı, tempo olayını müziğe dökebilmek. Müzik de çok özellikle 15 yıl New Orleans'ta yaşadıktan sonra büyük bir caz müziğine merakım arttı. Burada da mümkün olduğu kadar gitmeye çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum caz müziğini de. Bahadır İnözü'nün anlattıklarından anladığımız kadarıyla yakalanan bu başarı tesadüflere dayalı bir başarı olmaktan çok azimli, sabırlı, verimli ve amaca yönelik sıkı bir çalışmanın yıllara yayılan hak edilmiş karşılığı. Tabii kesinlikle tesadüfen olan bir olay değil ama bazen doğru yerde, doğru zamanda bulunmanın da etkisi olmuyor değil. Yani bizim ilk başta üniversitede dekanımızın çok önemli bir araştırma fonunu üniversiteye çekmiş olması bizim için bir oyun değiştiren bir gelişme oldu. Geriye dönüp baktığımız zaman ilk başta bu Mithatpaşa gemisinde gördüğüm arızalar ve hatta çok ciddi bir yangın tehlikesini bizzat benim görüp haber vermem ve sürekli olarak bunun daha iyi yapılabileceğini düşünmem beni etkiledi. Babamla 25 yıl arayla aynı üniversiteden mezun olmamız, onunla yaptığımız mühendislik sohbetleri de beni çok etkiledi. Ve daha sonra üniversiteye geldiğim zaman, üniversitede çalışmaya başladığım zaman sürekli olarak hem dizaynın hem bakım tutumun daha iyi yapılabileceğini gördüm. Burada hem metodolojinin hem teknolojinin sürekli olarak ilerlediğini gördüm ve bunları yakından takip etmenin önemini gördüm. Ama bir şeyleri daha iyi hale getirmek için bir takım çalışması gerektiğini de gördüm. Ama neticeye bakarsak kök nedenleri anlamaktaki merakım ve onun bizi bugüne getirdiği nokta aslında bir tesadüf değil. Neden sorusuna sürekli cevap aramak ve ana kök nedeni bulduktan sonra da ona çözüm üretebilmek, kutunun dışında düşünebilmeyi öğrenmek. Ve bu arada tabii çok iyi iletişim kabiliyetlerine de sahip olmak. Bunlar bir tesadüf değil.